Serge ve karısı Beat Clarsfield sıradan yaşlılar gibi görünebilirler. Ancak onlar bir zamanlar dünyanın gördüğü en amansız Nazi avcılarıydı. Yahudi olmayan bir Alman kadın ve bir Fransız Yahudi adam 1960'ta Paris'te metroda karşılaştı. Sonrasında ise hayatlarını Nazi kurbanlarına adadılar. Serge ve Beat Clarsfield röportajımızı kabul ettiğiniz için teşekkürler. İlk sorum, Paris'te 1960 yılında metroda karşılaştınız. Bu bir ilk görüşte aşk mıydı? İlk görüşte birbirimize aşık olduğumuzu söyleyemem ama karşılıklı bir çekim tabii ki oldu. Ancak bu buluşmanın kişisel ve profesyonel başarılı bir ortaklığın başlangıcı olduğu kesin. İlk buluştuğunuz günün anlamlı olduğunu düşünüyorum. Biz Eichmann'ın İsrail gizli servisi Mossad tarafından yakalandığı ve yargılanmak üzere İsrail'e götürüldüğü gün tanıştık. Hayatımızın bu yüz üzerine şekilleneceğini bilmiyorduk. Geçmişleriniz birbirinden çok farklı. Beat, babanız Hitler için Weimar ordusunda savaştı. Serge, sizin babanız da Romanyalı bir Yahudiydi. Hatta babanız Eylül 1943'te bir gece Nis'teki evinizde Gestapo tarafından tutuklandı ve sonra Auschwitz'te öldü. Siz, anneniz ve kız kardeşiniz yakalanmaktan kıl payı kurtuldunuz. Bu nasıl oldu? Babam soğukkanlı biriydi. Durumu hemen anladı. Elbise dolabının arkasında duvarın içinde derin ve gizli bir bölüm vardı. Bizi buranın içine sakladı. Bir Alman bu dolabı açtı ve elbiseleri dağıttı. Ama arkada saklanan Yahudiler olduğunu anlayamadı. Beat, çocukken soykırım hakkında neler biliyordunuz? Çok fazla şey bilmezdik. O zamanlar okulda Yahudilerin başına gelenlerden konuşulmazdı. 1960 yılında Paris'e geldikten ve Sergei ile tanıştıktan sonra neler olduğunu öğrendim. Bir Alman olarak dedim ki böyle kalamayız, kendi halkının tarihini öğrenmelisin dedim. Böylece bu konu üzerinde çalışmaya başladım. Anladığım kadarıyla eski üst düzey Nazilerin ve işbirlikçilerinin savaştan sonra ceza almadan yaşamaları sizi çileden çıkardı. Alman şansölyesine attığınız ünlü tokat hala hatıralarda. Nazi propagandacısı Kurt Georg Kiesinger Alman şansölyesi seçildiğinde bir Alman olarak cevabım bu eylem oldu. Ben ayrıca makalelerimde de bu kişiye karşı çıkarak tarihi ve ahlaki bir misyonu yerine getirmeye çalıştım. Bu eylemin karşılığını anında gördüm ve Fransız-Alman gençlik ofisi üyeliğinden atıldım. Mücadeleye başlamak gerekiyordu. Yani o kişinin Nazizm'deki rolünü ispat edecek ve şansölye görevini bıraktıracak bir kampanya yürütmeye başladık. Yakalanan Naziler arasında Fransız işbirlikçisi Maurice Papon, bir diğer adı Lyon kasabı olan bölgesel Gestapo şefi Klaus Barbie de vardı. Neden savaştan yıllar sonra bu yaşlı ve zayıf adamların peşine düşüp onları yakalamak için uzak yerlere gittiniz? Zayıf mı? Kesinlikle zayıf değiller. Onlar anne babalarımızı ve binlerce aileyi sürgüne yollayıp yok etmiş katillerdir. Biz bu enerjiyi Fransa'da konuşlandırdık. Çünkü Yahudi sorununun nihai çözümünü Fransa'dan yürüten Alman suçlular Almanya'da yargılanamıyordu. Dokunulmazlık zırhına sığınacaklarından Fransa'ya iade edilemiyorlardı. Biz herhangi bir suçlunun peşine düşmedik. Fransa ve Almanya arasında büyük bir adli sorunu düzelttik. Fransa, Almanya'ya suçluların yargılanması için karşılıklı anlaşma yapma çağrısında bulundu. Ama Almanya 17 yıl boyunca bu anlaşmayı imzalamayı kabul etmedi. Willy Brandt şansölye olduktan sonra biraz da Beate'nin sayesinde anlaşma imzalandı. Peki 93 yaşındaki eski Nazi bekçisi ve Auschwitz muhasebecisi adı verilen Oskar Gröning hakkında açılan davayı onaylıyor musunuz? Hayır, onaylamıyoruz. Bugün suçluluk kavramı çok genişletildi. Muhasebeci veya aşçı, bir suç örgütünde hangi görev alırsanız alın suçlu sayılıyorsunuz.
pour pouvoir être inculpé. C'est une notion. Bana göre böyle gereğinden fazla genişletilmiş bir suçluluk kavramı doğru değil. Serge, mücadeleniz Fransa'nın Maréchal Pétain başkanlığındaki Vichy hükümetinin Nazilerle yaptığı işbirliğini tanımasında önemli rol oynadı. Ayrıca Fransa bu dönemi tarihinden silip attı demiştiniz. Fransa veya daha çok Fransızların Vichy tarihinden haberleri yok. Yahudilerin Fransız polisi tarafından tutuklandığını bilmezler. Ayrıca bu zulme tepki gösteren kilisenin ve cesur Fransızların Fransa'daki Yahudilerin dörtte üçünü kurtardıklarından da bir haberler. Bugün uluslararası yönden Yahudi karşıtlığının arttığını görüyoruz ve Fransa örneğini ele alırsak çocukların sadece Yahudi oldukları için öldürüldüğünü gördük. 2015 yılında böyle bir ortamda yaşamanın size ne gibi etkileri oluyor? Hatta vakfımızın bir üyesi Brüksel'de Yahudi müzesinde öldürüldü. Çocukların öldürüldüğünü görmek korkunç. Ayrıca iktidarı ele geçirmek için Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak bir aşırı sağ partiyi görmek de endişe verici. Tüm bunlar son derece üzücü. Your book reads like Doğu Avrupa Sovyet döneminde gizli bölümlerinde önemli kağıtların saklı olduğu bir valizle trende seyahat yapar gibi gerilim yüklü bir kitabınız var. Avınıza yaklaşabilmek için gazeteci veya çevirmen taklidi yaptığınız hileler, tutuklu olarak hücrede geçirdiğiniz geceler, tüm bunlar ödemek zorunda kaldığınız yüksek bedeller mi? It's a heck of a price to pay. Her şeye rağmen kendinizi yasa dışı işlerin ortaya çıkmasına adarsanız bazı riskler alırsınız. Bizler sıradan eylemlerle yetinmediğimizden bu gayet doğal. Kissinger kampanyasında sadece broşür dağıtmadım. Attığım tokat eylem çağrısı oldu. Hayır, yüksek bedeller ödemedik. Biz hiçbir bedel ödemedik. Yaptıklarımız karşılığında sadece ödüllendirildik. Bizim her zaman iki köpeğimiz ve iki kedimiz oldu. Fransız Danıştay üyesi bir oğlumuz var. Size ait bir sözle bitirmek istiyorum. Demiştiniz ki, birlikte kenetlendik, güçlüyüz ve mutluyuz. Beraber olmasaydık muhtemelen başaramazdık. İşte bu sinerji dediğimiz şey. 1+1 daha 10 eder. Serge Biatta-Klasfeld, merci beaucoup d'avoir partagé vos souvenirs avec Euronews.